Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk zarganamızı aldık. Hızlı değil, yavaş yavaş. Aldı aldı Onur al. Evet yavaş, Onur da bir balık aldı şimdi arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Yeni bir Eray Balıkta videosunun herkese merhaba arkadaşlar. Zargan avındayız. Umarım büyük balıklar yakalarız. Şu sezonda zargan avı açılmıştır arkadaşlar ama yalnız zargan avlar ufak olduğunu düşünüyorum. Daha çok erken. Zargana biraz soğuğu yemesi lazım. Avlanması çok kolay bir balıktır. Kendi et olsun, canlı balık olsun, tavuk göğsü olsun, pilota istavrit olsun, her türlü yemden, hatta sahte yemlerle de yakalayabilirsiniz bu balığı. Yanımda tabii ki perç avından, jelibon avından tanıdığınız Onur kardeşim var. Tabii ki benim vazgeçilmez dayım var yanımda, İsmail Akgünes. Gözlere bak, gözlere gözlere. Görüyor musun gözleri maşallah. Şimdi zargana oltalarımızı attık. Ben takımımı bir çekeceğim. Yaptığım takımdan size bahsedeceğim arkadaşlar. Nasıl bir stil ile avlanabiliriz onu göstereceğim. Şimdi Onurcuğum sana bir zahmet. Şöyle tutar mısın? Tabii. Ben şu takımı bir çekeyim. Gel kardeşim. Şimdi LRF takımınla avlandığımız için arkadaşlar hafif top kullanmanız gerekiyor. Eğer ağır bir top kullanırsanız kamışınızı ikiye bölersiniz. Şimdi ben hafif bir top kullanıyorum. 6 gram. Benim bu LRF kamışım arkadaşlar 5-14 atarlı. Bana tutar mısın? Tamam. Şimdi Onur kardeşimin de gözü mantarında. Daha demin bir balık vurdu. Onun esnasında oradan ayıramıyor gözünü ama hemen arkadaşlar şöyle göstereyim. Pardon. 6 gramlık bir zargana topu, beyaz bir top. Görmeniz çok zor oluyor. Hele ki dalgalı havalarda göremezsiniz. Zaten zargana balığı yakalandığında arkadaşlar direkt suyun üstünde yılan gibi çırpılmaya başlar. Şöyle 60 santimlik bir misinemiz var. Ben fluorokarbon kullanıyorum. Özellikle görünmemesi için. O yüzden misineniz kısa da tutabilirsiniz. Pek sıkıntı yok bunda. Fluorokarbon suda görünmediği için. Normal olarak şöyle göstereyim hemen. 8 numara Fudo kanca kullanıyorum arkadaşlar. Tavuk göğsü kullanıyoruz bugünlük. İlk defa zargan avına geldik. Kancalarımız tabii ki de uzun pala arkadaşlar. Kısa pala değil, onu da söyleyeyim. Bu şekilde de takabilirsiniz. Uzun yılan şeklinde de takabiliriz. Ama bu şekilde takarsanız balık tutmanız daha kolay olacaktır. Eğer flöte şeklinde uzun keserseniz şayet balık ucundan alıp sizi yanıltacaktır. Siz de vuruş esnasında tasma falan atmaya çalışırsınız. Muhtemelen balığı yakalayamayacaksınız. Çünkü zargana balığında kesinlikle tasma hiçbir şekilde işe yaramaz. Hiçbir şekilde zargana balığında tasma işe yaramaz. Çünkü direkt yutan bir balıktır. Sabırlı olmanız gerekiyor. Önce şöyle topumuzu atalım arkadaşlar. Yaklaşık bir 30 metre falan gitti. Sonra sabırsızlıkla bekliyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir av olur. Abi senin orada topun etrafında zargana geziyor. Böyle suya bakın arkadaşlar. Hafif akşamdan üzeri falan biraz rüzgar vardı. Zargana balı böyle akşam sularını çok sever. Bakalım nasibimizde var mı arkadaşlar? Göreceğiz. Şimdiden rast gelsin diyor. Evet arkadaşlar, ilk zarganamızı aldık. Evet. Gördüğünüz gibi ilk zarganamızı aldık arkadaşlar. Dur oğlum, dur. Ah, aksilikler olur mu? Olur. Olur. Güzel aksilikler olur. Hırsız iğnemiz maalesef pantolonumuza battı. Neyse. Hareketler
Neyse ki Allah'tan fazla yutmamış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi İsmail dayım bir balık aldı zargana. Hemen bakalım. Evet maşallah geliyor. Güzel güzel boy. Maşallah bir zargana aldık. Hadi bakalım dayı. Ey maşallah maşallah. Oo güzel yutmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk zarganamızı aldık. Dedim dayıma mantar gidiyor ama o hala terelelli. Şimdi Onur kamerayı tutar mısın kardeşim? Şimdi arkadaşlar. Zargana balığı yuttuğu için direkt ağzını burnunu balığın dağıtmanıza kesinlikle gerek yok. Dayı tuttun mu sağlam? Tuttum. Arkadaşlar balığı açıyorsunuz. Şunlar albaylarında 2 lira 3 lira. Herkesin çantasında bulunması gereken bir şey. Şeyi sen tut. Sağlam yutmuş balık. Şuradan şu bölgeden takıyorsunuz. Şöyle gergin tuttunuz arkadaşlar. Bu balığın gırtlarına doğru batar. Hop. Tamam. Olay bu. Kesinlikle yok. Şöyleymiş. Kafasını koparayım. Ayırayım. Şuradan koparayım. Kesinlikle yapmayın. Zaten ufak balık da biniyor. Bunu şu anda hiçbir zarar vermeden gerekirse salabiliriz arkadaşlar. Şu anda şu balığın boyutu limitlere uygun bir balık. Zarganın boyutu 25 santimdir. Şu anda bu 30 santimden fazla bir balık. Bu dayımın vicdani kararına kalmış bir şey. Saygı duymak gerekir. Ama limit üstü olduğu için bunu alıkoyabiliriz. Tamam dayı, sıkıntı yok. Şunu kullanmanızı gerçekten öneriyorum. Evet. Gerçekten. Sizden ricam. Hiçbir şekilde zarar vermedik. Ağzını dağıtmayın. Tamam, hadi ava devam ediyoruz. Elimde olan malzemelerle avlanıyorum arkadaşlar. Hazırlıksız bayağı bir geldim. Hatta şöyle diyebilirim. Yani bu takımda da göreceksiniz. Şeyle avlanıyorum arkadaşlar. Ya bu bayağı bir yutmuş. Bayağı bir yutmuş. Biraz çekeceğiz. Evet. Buradaki iğne biraz ufak olduğu için arkadaşlar bu yutmuş. 9 numara bir iğne var. Evet. Bu da ikinci balığımız maşallah. Güzel. Çek. Yavaş yavaş çek. Yavaş yavaş. Hızlı değil. Yavaş yavaş. Aldı aldı Onur al. Evet yavaş, Onur da bir balık aldı şimdi arkadaşlar. Aa bıraktı. Bıraktı. Neyse. Devam ediyoruz. Bana her zamanki gibi bir şey vurduğu yok. Benim şansım yok arkadaşlar maalesef. Ufak çünkü. Oğlum sen de tam adamını atacağın yere tabi sağlam sana. Seninki de benim önümde. Ama benimkisi biraz gıydı ya. Üstüne mi atayım? Tamam lan çık. Atmıyorum lan olta molta. Atmıyorum lan anasını satayım. Dur ben de sola atayım da oradan alayım balığı. Sinan'ın balıklarını toplayayım. Vurur ya. Hadi bakayım. Tamam mı? Unutma. Tamam. Ben ne yapayım? Ben buraya atıyorum gidiyor dalgadan. At ya yakın at ya. Şu hemen şuraya at. Hemen şuraya at. Benim mantarın olduğu hizaya at. He tamam tamam orada kalsın. Arkadaşlar zarganaya bir de jik deniyorum şu anda. Belki iri bir şeyler alırız. Balıklar ufak. Gece de tabii ki LRF yapacağız. Avı sadece zarganayla sonlandırmayacağız. Thank you.
Sinan. Senin şeyler gitti. Mantara bir balık vurdu benim. Senin kardeşlere bastım yanlışlıkla. Onlar mı patetti? Ulan dedim bir şey... Gittiğin yeri bitiriyorsun ha, öldürüyorsun. Ya bu da girmiş değil mi be? Ha ben girmişim. Ben girmişim evet. Çamur ya benim. Ulan ne güzel vurdu be şerefsiz, almadı. Patetti lan buna ya. Teslim olmuştu kanka onunla. Zaten iş yapmıyor be. Tavuk göğsü. Tavuk göğsü tak, tavuk göğsü. Var oradayım. Ulan nasıl vurdu be? Buna mı vurdu? He, mantar bir aldı gitti başını. Anasını satayım, benim tasma aldı, geri çektim, şeye bastık. Çek, aldın mı? Çek. Aldı. Yok, vurdu bıraktı. Ya dip dip atıyorsunuz. Açık oynayın, açık. Ortayı boş bırakın. Ben atacağım oraya. Yene. Çok güzel çamur yaparım. Acık arayı açık atsanız oğlum, ben geleceğim şimdi oraya. Nasıl gelsin? Eyvallah abi sen. Bizim arabamız abi. Yok zargın ha. Ufak ama ya. Burada nasıl geliyor bilmiyorum ama. Ufak aldık bir tane bu kadar ya. Ufakları salıyor da. İki tane falan geliyor şöyle şöyle ya. Ufak. Onlar geldi mi mecbur salıyoruz. Geceye bakacağız, deneyeceğiz.